İyi akşamlar diliyorum. Konuşulan konuların ağırlığını görünce aslında bu soruyu sormak çok doğru mu bilemedim ama merak ettiğim için öğrenmek istedim hocamızdan. Ben çocuklarım köpek beslemek istiyorlar. Çok farklı cins köpekler var, küçük, kedi büyüklüğünde. Eşim evde köpek beslenmeyeceğini söylediği için almıyoruz. Ancak köpekle ilgili durum, namaz kılınmasına engel olması veya işte kıyafetlerin kirlenmesiyle alakalıysa, evde köpeğin girmediği bir odada namaz kılınabilecek olsa müsaade edilir mi acaba? Bu konuda hocamızdan öğrenmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Evet, Evet, yani çok basit bir soru değil. Önemli bir soru. Toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren bir soru. kesinlikle hocam. Şimdi efendim, dinimizde emirleri, yasakları Allah kor, peygamber kor. Allah kor, peygamber kor. Yasakları ve emirleri. Başka birinin ne yasak koyma ne de emir verme hakkı yok. Şimdi köpekle ilgili hüküm dinimizde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tarafından verilmiş. Ve biz Allah'ın koyduğu yasak veya verdiği emrin niye acaba bu böyle diyebileceklerimiz var. Böyle diyemeyeceklerimiz var. Mesela Cenab-ı Hak alkollü içkileri haram etmiş, şarabı haram etmiş değil mi? Çünkü diyebiliriz orada. Ne yapıyor? Çünkü şarap sarhoş ediyor. Evet. Sarhoş ettiği zaman insan işte yanlışlar yapıyor, zarar veriyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. O, bak, o çünkü'nün cevabı var burada. Buna biz ne diyoruz? İllet diyoruz. Peki sarhoş etsin ne olacak canım? Aklı gideriyor. Ona da hikmet diyoruz. Şimdi bu illet ve hikmeti her zaman bulamayabiliriz. Biz. Efendim domuz eti yemek haram. Ya o garibin ne suçu var? Yani aynı ona benzer bir başka hayvanın etini yiyoruz, sığırı. Domuzu yiyemiyoruz. Acaba niye ki? Ya bunun cevabını biz bilemiyoruz. İnsanlar kendi kafalarından bir şeyler yapıyorlar. İşte bunda şu mikroplar var, o şu kadar kaynamayla ölmezmiş, insana şey zarar vermiş falan. Bunu insanlar kendileri üretiyorlar. Ama bu ne derece kadar doğru? Belli değil. Avrupalı yiyor. Ve bizim bu endişe ettiğimiz hastalıklara tutuluyor mu onlar hepsi? Bilmiyorum. Evet. Ha, burada bizim şeyimiz ne? Allah haram etmiş kardeşim. Bitti. Onun için haram bu. Ha, şimdi köpekle ilgili hükmü dedik ki peygamberimiz veriyor. Ve hanımefendi diyor ki yani o salyasının bulaşması bilmem şu bu filan da öyle öyle diye öyle değildir. Yani öyle olduğunu bilmeyiz biz. Bir defa Hanefi mezhebine göre köpeğin salyası sadece şeydir. Pistir. O tüyü falan pis değildir. Yani olay onun evde beslemenin doğru olmayışı köpeğin pisliğinden kaynaklı bir şey değil. Peygamber Efendimiz o şekilde bildirmiş bize. Acaba niye yasak etti ki? İşte bunun cevabını bulamıyoruz. Ama biz peygamber buyuruyor ki ben ne verirsem alın. Sizden ne yasaklarsam ondan da uzak durun. Evet. Dolayısıyla peygamber bunu yasaklamış. O büyüktü, küçüktü, kediye benzerdi, bilmem neydi falan bunlar değişmiyor. Mutlak olarak köpek. Dolayısıyla biz peygamberin bu yasağını bize soranlara aktarma durumundayız. Ondan sonrasını kendileri bilir. Eyvallah hocam.